Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlere BlueStacks isimli uygulamayı anlatacağım. BlueStacks uygulaması bilgisayarınız üzerinden Android oyun ve uygulamaları çalıştırmanıza yarayan bir uygulama. Şurada gördüğünüz gibi ikon duruyor. Burada da yüklediğimiz uygulamalar var. Şöyle göstereyim. Yanında böyle bir klasör açıyor. Bunu kapatalım, uygulamayı başlatalım. Uygulama şu an başladı, ancak uygulamayı hani 3-4 kullanımdan sonra sizden 2 dolar ödemenizi istiyor aylık, yıllık 24 dolar. Ya da uygulamanın reklam anlaşması yaptığı birkaç tane oyun var, onları indirmenizi şart koşuyor. Başka türlü devam edemiyorsunuz kullanmaya. Şimdi burası uygulamanın ana ekranı. Dilerseniz sağ alt tarafta şu görmüş olduğunuz büyütme ekranından tam ekrana geçebiliyorsunuz. Android üzerinden ne yapıyorsanız bunda da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada Instagram var. İşte oyunlar yükledim. Antutu Benchmark yükledim. Onları da bakacağız birazdan. Ara dediğimiz zaman burada arama kısmında bir şeyler yazalım. Mesela Angry Birds diyoruz. Üst kısımda bizim telefonumuzda olan veya tabletimizde olan, aslında bilgisayarımızda olan uygulamaları gösteriyor. Alt taraftaki ara oynaya bastığımız zaman da markete yönlendirecek bizi. Basalım buna. Telefonumuzdaki ve tabletimizdekinden hiçbir farkı yok marketin. Şöyle üstten indirilen şeyler de var, hani bildirim çubukları. Burada işte bir şey indirdiğimiz zaman ya da bildirim geldiğinde yazıyor. Aynı zamanda uygulamanın güzel tarafı, mesela burada WhatsApp açık. Birisi bir şey yazdığı zaman şu alt tarafta saatin oralardan bir bildirim geliyor. İşte size şu şunu yazdı gibisinden. Ya da Instagram'da birisi size eklediği zaman ya da Facebook'tan bir bildirim geldiği zaman burada direkt çıkıyor. Tabi bilgisayarınızda Facebook'u gidip de bunun içinden açmazsınız. Ama Instagram, Vine gibi böyle daha çok mobilde kullanımı düzgün olan uygulamaları buradan yönetmek daha mantıklı olabilir. Şöyle geriye gelelim. Şimdi bir Antutu Benchmark yapalım. Zaten yapmıştım ben. Bakalım sonucu ne gösterecek. Gördüğünüz gibi 66.844 Antutu bile vay be canavar yazdı. Bizim cihazımızı Samsung Galaxy S5 olarak gördü. Cihaz bilgileri dediğimiz zaman şuradan BlueStacks'ı görebiliyoruz. İşte Android versiyonu 4.4.2 olduğunu görüyoruz. Markayı Samsung olarak gösteriyor. Yalnız burada mesela RAM'i 740 MB olarak gösterdi toplamda. Aslında bu bilgisayarın 16 GB'lık RAM'i olmasına rağmen böyle bir RAM gösteriyor. Ya da boş alanı 7.75 GB gösteriyor. Halbuki öyle bir şey yok bilgisayarda. Onun dışında kamerasını falan 0.3 megapiksel olarak algıladı. Batarya ile pille ilgili bir şeyler söylemiyor. Şuradan yan taraftan şöyle getirelim. LCD test dediğimiz zaman standart Antutu'nun içinde olan, işte bu ölü piksel muhabbetini yapmaya yarayan ekrana getiriyor. Ya gördüğünüz gibi aslında Android bir cihazdan hiçbir farkı yok şu an bunun. Şu ana ekrana dönelim. Birkaç tane oyun deneyelim. Oyunların bazıları problemli oluyor. Hani bazıları gayet düzgün çalışabiliyor. O yüzden bunları ben size şimdi örneklerle anlatacağım. Mesela Angry Birds'in Go oyununu indirdim ben. Açıyorum oyunu. Burada diyor ki işte sağa sola gitmek için bunları kullan. Space'e basınca işte özel gücünü kullanıyor vesaire gibisinden. Oyun açıldı. Çok hafif kasılmalar oluyor ama öyle çok fazla da oyunu etkileyecek kadar kasıldığını söyleyemeyiz. Sonuçta bir Android için olan uygulamayı şu an bilgisayarımızdan oynayabiliyoruz. Şöyle çekelim. Şu an evet, sağa sola basıyorum, hiçbir işlev yapmıyor, o yüzden mecburen mouse'umu şu şekilde kontrol etmem lazım. Şöyle kontrollerden bir değişiklik yaparsak belki bir işlevi olur. Evet, kontrolleri tilt'e aldığımız zaman işe yaradı bu değişiklik. Gördüğünüz gibi oyunu gayet rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Çıkalım buradan. Aynı Android telefonumuzdan nasıl çıkıyorsak o şekilde çıkıyoruz. Hatta şuradan açık olan uygulamaları şöyle yukarıya sürükleyerek kapatabiliyoruz. Mesela daha küçük bir oyun deneyelim. Cut Drop. İkinci oyunu. Gördüğünüz gibi ekranı yan çevirdi oyun öyle oynandığı için. Bunda hiçbir kasma olmayacaktır muhtemelen.
Şimdi bundaki parmak hareketlerimizi normalde ekran üzerine parmağımızı sürterek yaptığımız hareketi bunda tamamen mouse'la yapıyoruz. Şöyle mouse'u şurayı keselim. Daha sonra da şurayı keselim. Gördüğünüz gibi bu bölümü rahat bir şekilde geçtik. Oyunda da hiçbir kasılma, hiçbir şey yok. Ana ekrana dönelim. Çıkalım bu uygulamadan da. Ve Instagram'ı açtım. Instagram'da böyle dikey modda açılıyor. Rahat bir şekilde Instagram'da dolaşabiliyorsunuz. Çıkalım buradan da. Buradan dilerseniz bu arada fotoğraf ekleme işlemleri de yapabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Fotoğraf eklemeye tıkladığımız zaman bizim dilersek galerisi varsa eğer, bunun için bir galeri açtıysanız oradan ya da Windows'tan al diyerek bilgisayarımızdaki herhangi bir video ve fotoğrafı atabiliyoruz direkt. Bu da aslında bayağı bir kolaylık sağlıyor bence kullanıcılara. Ana ekrana geriye dönelim. Tekrar şöyle çıkalım bu uygulamadan. BlueStacks'i kurduğumuz zaman yanına açtığı Apps dosyasından bakalım hangi uygulamalar var. Şöyle daha büyük bir oyun olan Dead Trigger 2'yi indirdim. Bakalım o nasıl çalışıyor. Evet, bayağı uzun bir bekleme süresinin ardından oyun açıldı. Ancak mouse kontrol sanıyorum yok. Onu da ayarlardan bakacağım. Ancak oyun şu an oynanabilir seviyede değil. Çok çok kasıyor. Şu ayarlardan bakalım bir grafik ayarlarını düşürebilme şansımız var mı? Performansa girdik. Şuradan zaten grafik detayları düşükteymiş. Hani o yüzden buna yapacak bir şey yok şu an. Yani bu oyunu oynayamıyoruz gördüğünüz gibi. Onun dışında şu Asphalt 8'e bakalım son olarak. Asphalt 8'de 4 tane grafik ayarı var. Hani en düşük, düşük, orta ve yüksek şeklinde. Bu dördünü de denedim ben ancak hiçbirinde stabil olarak oynayamıyoruz. En mantıklı ortada oynanabiliyor ancak onda da haritayı göremiyoruz. Sadece arabayı görüyoruz. Harita siyah bir şekilde çıkıyor. Sağa sola çarpıyoruz. Şimdi göstereceğim zaten size. Başlayalım. Ama yani oyunda bir takılma yok. Az önceki Dead Trigger'daki gibi sadece böyle haritalar siyah. Ancak bu şekilde de bu da oynanmaz sanıyorum. Oynayabilen varsa helal olsun diyelim. Bunda mouse'la hiçbir şey yapmıyoruz. Muhtemelen bunda ufak bir ayarı vardır bizim gözden kaçırdığımız ancak ya bilen varsa bize yorum olarak atsın bu ayarını. Mouse'la hiçbir şey yapmıyoruz. Direkt yön tuşlarıyla oynuyoruz. Space'e bastığımız zaman da gazı veriyor. Ama şöyle ne tarafa gideceğinizi göremediğiniz için oynamakta çok eğlenceli olmuyor açıkçası. Son olarak şu WhatsApp işine de bir açıklık getirelim. Şurada gördüğünüz gibi WhatsApp uygulaması var. Uygulamanın açık olması lazım. Arka planda da açık kalması lazım. Düzgün çalışabilmesi için, size bildirimlerin gelmesi için. Şu an elindeki telefondan bir şeyler yazıyorum. Selam yazdım. Gönderelim. Gördüğünüz gibi sağ alttan selam diye çıktı. Buna tıkladığımız zaman direkt WhatsApp'a gelecek. Açalım şöyle. Yine aynı WhatsApp'taki gibi şurada Attach'tan galeri diyoruz. Fotoğraf yollamak istiyorsak şuradaki seçenekleri tıklayıp Windows'tan al diyerek fotoğraf yollayabiliyoruz karşı tarafa. Biz de bir şeyler yazalım karşı tarafa. Direkt bilgisayar klavyesinden yazıyorum. Gönderiyorum. Karşı tarafa gitti ve görüldü karşı tarafta. Gördüğünüz gibi iki mavi tık da buradan bize el sallıyor. Çıkalım WhatsApp'ta böyle. Bence WhatsApp için bile kullanılabilecek bir uygulama diyebiliriz BlueStacks için. BlueStacks uygulamasını kısaca özetlemek gerekirse Android cihazınızı bilgisayarınızda kullanabilmenize yarayan bir uygulama. Aynı zamanda telefonunuzu veya tabletinizi bu uygulamayla senkron edip ondaki uygulamaları buraya aktarabiliyorsunuz. Öyle bir güzel yanı var. Son olarak kapatmadan önce şu ayarlar kısmını göstereyim ben size. Şurada önemli olan Windows dosyalarını al, Windows dosyalarını Android'e al gibi bir seçenek var. Buraya bastığınız zaman Windows'un içindeki mesela hani resimleri olsun, APK'ları olsun direkt bu uygulamanın içine atabiliyoruz. Öyle yaptığımız anda mesela birine fotoğraf yollayacağız. Az önce anlattık. İlla Windows'tan seçmenize gerek yok. Kendi galerisinden de seçebiliyoruz. Bu arada otomatik olarak bir tane uygulama yükledi. O uygulamayı yüklemeseydi bize devam etmeyecekti uygulama çalışmaya. Ondan sonra burada önemli olan ayar şu bulut bağlantısı ayarı.
Eğer bir Android telefonunuz varsa diyor, otomatik olarak ona indirdiğiniz uygulamaları birbiriyle senkronize ediyor. Bu ayarı buradan aktif edebiliyoruz. Çıkalım buradan. Ayarlar kısmında hani bunları bilseniz yeter. Şu Windows'tan dosyaları al ve bulut bağlantısı. Diğerleri aslında biraz kurcalamayla öğrenebilecek şeyler. Çok da önemli değil. BlueStacks uygulaması bu şekilde arkadaşlar. Kısacası bilgisayarınızdan Android ile ilgili bir sürü şeyi yönlendirebiliyorsunuz. Küçük oyunları çok rahat oynayabiliyorsunuz fazla kasmayan. Hani büyük oyunlarda gördüğünüz gibi problemler çıktı. Bizleri Webtekno'nun Twitter, YouTube ve Facebook sayfalarından takip etmeyi unutmayın. Ayrıca webtekno.com'u da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.